Teknoloji Bülteni'ne hoş geldiniz. Bilim ve teknoloji dünyasından son gelişmelerle karşınızdayız. Kızıl gezegende yaşam arayan Perseverance'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Uzay aracı Mars'a dünya mikroplarını taşımış olabilir mi? Astronot olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor? Pandemi, iş görüşmelerinin şeklini de değiştirdi. İnsan kaynaklarının yerini robotlar aldı. Mezar avcısı Lara Croft, oyunlardaki kadın kahraman imajını nasıl değiştirdi? Sosyal mesafeyi tespit eden yapay zeka, saniyede 70 trilyon kare çeken süper hızlı kamera, Sony'nin yeni akıllı telefonu ve çok daha fazlası bültenimizde olacak. Ben Cansu Kurnaz, Teknoloji Bülteni başlıyor. Kızıl gezegen olarak da anılan Mars bir süredir NASA'nın merceğinde. NASA'nın Perseverance adlı uzay aracı kızıl gezegende yaşam arayışında. Ancak Mars kaşifiyle ilgili ezber bozan bir iddia ortaya atıldı. Cornell Üniversitesi'nden Christopher Mason, NASA'nın Mars'a kendi eliyle yaşam götürmüş olabileceğini öne sürdü. Perseverance'ın fırlatılmadan önce temizlendiğini, ancak bu temizliğin yetersiz olabileceğini söyleyen Mason, önemli bir tartışmanın da fitilini ateşledi. NASA, Mars'a yaşamı yanlışlıkla taşımış olabilir. Bu çarpıcı iddia, Cornell Üniversitesi'nde çalışan bilim insanı Christopher Mason'a ait. Mason, NASA'nın Mars'a kendi eliyle yaşam götürmüş olabileceğini öne sürdü. NASA bir süredir Mars'a gönderdiği keşif aracı Perseverance'ın çalışmalarıyla meşgul. Kızıl gezegende yapacağı çalışmalar da Mars'ın yaşanabilir bir yer olup olmadığını anlamaya çalışan NASA, zaman zaman bu keşif aracının önemli görevlerini kamuoyuyla da paylaşıyor. Ancak Perseverance şu sıralar başka bir tartışmayla gündemde. Cornell Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Christopher Mason, BBC'ye yaptığı bir açıklamada Mars'taki yaşamın bizzat NASA tarafından taşınmış olabileceğini söyledi. Mason, NASA'nın Perseverance'ı Mars'a göndermeden önce dikkatlice temizlediğini söylüyor. Bunun nedeni ise Mars'a dünyadan mikrop ya da bakteri gibi yaşamla ilgili bir şey göndermemek. Ancak Mason'a göre bu temizlik pek de yeterli olmayabilir. Mason'ı destekleyen uzmanlar, Mars'a eninde sonunda yaşam izine rastlanacağını ancak bunun dünyadan da götürülmüş olabileceğini söylüyor. Montaj sırasında uygulanan temizlik yöntemlerinin bakteri, virüs veya mantarları kısıtladığını aktaran Mason, ancak bir uzay aracında sıfır biyokütleye ulaşmak neredeyse imkansız. Mikroplar milyarlarca yıldır dünyada ve her yerdeler. İçimizde, vücudumuzda ve her yerdeler. Bazıları en temiz odalarda bile gizlice barınabilir, diyor. Hatta Mason'a göre bu yöntemler, radyasyona ve soğuk ortamlara karşı daha fazla direnç gösteren mikropların ortaya çıkmasına neden olabilir. Böylesi bir durumun gerçekleşmesi durumunda Mars'ta neler yaşanacağı kimse tarafından bilinmiyor. Ancak Mason, mikropların yeni bir ekosisteme ulaştıklarında hasara yol açabileceklerini ve astronotların sağlığı için büyük tehdit oluşturabileceklerini belirtiyor. Ayrıca dünya koşullarıyla uzay ve Mars koşulları arasında çok büyük farklar olduğu, DNA'ların bu farklı koşullarda mutasyona uğrayarak yepyeni DNA'lar üretebileceği belirtiliyor. Astronot olup uzaya çıkmak, Mars'a gitmek ya da evreni keşfedebilmek belki de birçoğumuzun çocukluğundan beri hayallerini süslüyor. Ancak NASA her yıl 18 binden fazla başvuru aldığı astronot programına sadece 12 kişi seçiyor. Bu 12 kişiden biri olmak için de birçok şartı yerine getirmek gerekiyor. Peki astronot olmak isteyenler ne yapmalı? Hangi özelliklere sahip olmalı? Sizler için derledik.
Yıllık ortalama 18.300 başvuru alıyor. Sadece 12'sini seçiyor. Her yıl binlerce kişi astronot olabilmek için NASA'ya başvuruyor. Birçoğumuzun çocukluk hayali olan astronot olmaksa kolay değil. Birden çok aşamadan geçmeyi ve zorlu fiziksel eğitimler almayı gerektiriyor. Bugüne kadar 41 farklı ülkeden toplamda 565 kişi uzaya çıkabilmeyi başardı. Peki bu ayrıcalığa sahip olmak için ne yapmak gerekiyor? NASA'da astronot olmanın ilk şartı ABD vatandaşı veya çifte vatandaş olmak. Adayların bilim, teknoloji, mühendislik ya da matematik alanlarında akademik dereceye ve bu alanlarda en az 3 yıllık deneyime sahip olması gerekiyor. Bu aşamaların ardından seçilen adaylar uzun bir fiziksel antrenman programına dahil ediliyor. Adayların 20'ye 20 görüş oranına sahip olması ve fiziksel antrenmanı kusursuz bir şekilde tamamlaması bekleniyor. NASA yaş aralığı konusunda ise oldukça esnek. Astronot programına katılabilmek için 26-45 yaşları arasında olmak yeterli. Adaylarda belirli bir vücut tipi aranmıyor. Ancak astronot kıyafetinin içine girip uzay yürüyüşü yapabilecek fiziksel yeterlilikte olmak gerekiyor. İş seçilmekle bitmiyor. Seçilen adayların askeri suda hayatta kalma testi ve uçuş testi gibi antrenmanları başarıyla tamamlaması, ayrıca dalgıçlık ve yüzme programını da başarıyla bitirmesi gerekiyor. Fiziksel testlerin yanı sıra adayların Rusçayı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan sistemi öğrenmeleri gerekiyor. Yakın zamanda alım yaptığı için NASA'nın önümüzdeki aylarda aday alması beklenmiyor. Ancak dünyada tek astronot alımı yapan kurum NASA değil. Avrupa Uzay Ajansı da belirli aralıklarla astronot alımları yapıyor. Aranan şartlarsa NASA ile hemen hemen aynı. Sosyal mesafemizi ayarlayabiliyor muyuz yoksa farkında olmadan birbirimize fazla mı yaklaşıyoruz? Herkesin merak ettiği bu soruya cevap yapay zeka şirketi Landing AI'dan geldi. Amerika merkezli şirket kameraları kullanarak insanlar arasındaki sosyal mesafeyi tespit eden bir yapay zeka aracı geliştirdi. Aracın özellikle iş yerlerinde kullanılması planlanıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli tedbirlerden biri de sosyal mesafe. Salgın bitip hayat normale dönse de sosyal mesafe kuralları uzun bir süre daha geçerliliğini koruyacak gibi görünüyor. Ancak insanlar sosyal mesafe kurallarına her zaman uyamayabiliyor. Bazen fark etmeden de olsa birbirine tehlikeli bir şekilde yaklaşabiliyor. Yapay zeka şirketleri bu problemi ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. İnsanlar arasındaki sosyal mesafeyi tespit etmek için araçlar geliştirmeye başladı. Bunlardan biri de ABD merkezi yapay zeka ve danışmanlık şirketi Landing AI oldu. Şirket kameraları kullanarak insanlar arasındaki sosyal mesafeyi tespit eden bir yapay zeka aracı geliştirdi. Şirketin yayınladığı yapay zeka aracı, kameralardan elde ettiği gerçek zamanlı videolarda insanların birbirlerinden güvenli mesafede durup durmadıklarını algılıyor. Geliştirilen yapay zeka, kamera görüntülerinden insanları algılıyor ve etraflarına dikdörtgen çerçeveler çiziyor. Dikdörtgen çerçeveler yeşil renkli ise sosyal mesafeye uyuldu anlamına geliyor. Sosyal mesafeye uymayanlarsa kırmızı kutucuk içine alınıyor. Landing AI geliştirilen yapay zekanın iş yerlerinde insanların sosyal mesafeye uyması için kullanılabileceğini söylüyor. Geliştirilen yapay zeka sayesinde yöneticilerin
çalışanların sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edebileceği belirtiliyor. Alışveriş devi Amazon'da depolarında çalışanların sosyal mesafelerini kontrol etmek için benzer bir yapay zeka uygulaması kullanıyor. Amazon'un yapay zeka uygulamasıyla birbirine çok yaklaşan depo çalışanları uyarılıyor. Koronavirüs hayatın her alanında kendini hissettiriyor. İş dünyası pandemiden en çok etkilenen alanlardan biri. Alınan tedbirler kapsamında toplantılar iptal edildi, iş görüşmeleri ertelendi. İsveçli bir teknoloji şirketi ise sorunun çaresini buldu. Şirket iş görüşmeleri yapabilen bir robot tasarladı. Tengai ismi verilen robot hem insan temasını önlüyor hem de işe kimin alınacağına ön yargısız karar veriyor. İnsan kaynakları uzmanları gitti, yerlerine Tengai geldi. Bu robot sorular soruyor, cevapları değerlendiriyor ve kimin işe alınacağını o belirliyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iş mülakatları robotlarla yürütülmeye başlandı. İsveç kökenli teknoloji firması Furhat Robotics tarafından geliştirilen Tengai isimli robot, salgın sürecinde İK uzmanlarını aratmadı. Tengai potansiyel adayları önce küçük bir teste tabi tutuyor. Yaş, cinsiyet, görünüş, etnik köken, ses tonu veya aksan gibi faktörleri yok sayıyor. Her soruyu aynı şekilde ve aynı sırada soruyor. Tarafsız iş görüşmeleri için tasarlanan robot, adayların hobileri ya da aile ilişkileriyle ilgilenmiyor. Sadece deneyim ve işle ilgili becerilerine odaklanıyor. Tengai, insanlarla etkileşime girebilmesi için tasarlanmış bir robot. Karşısındaki kişiyi dinliyor, ne dediğini anlıyor, onlarla konuşabiliyor. Göz teması kurmakta zorlanmıyor. Arkadan görüntü yansıtma sistemine sahip robot, yüz kısmındaki opak maske sayesinde duygularını da yüz ifadeleriyle gösterebiliyor. Robotun yapay zekası özel tasarlanmış bir diyalog motoruyla besleniyor. Bu da robota kısa sürede mantıklı cevaplar verebilme becerisi sağlıyor. Ne zaman onunla konuşulduğunu anlıyor ve sohbetlere katılabiliyor. 40 farklı dil konuşabildiği gibi farklı aksanları da kolaylıkla uyguluyor. Deep down I think that fear is also something you can learn a lot from and something you should not let control you. Tengai sadece iş görüşmeleri için değil, hastanelerde temassız sağlık kontrolü ve çalışanların eğitimi gibi farklı amaçlarla da kullanılabiliyor. I am Tengai, world's first robot designed to carry out unbiased interviews. Herkes fotoğrafta gözü kapalı çıkma sorununu yaşamıştır. Ancak Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü yeni bir kamera sistemi geliştirdi. Bu kamera bir göz açıp kapayıncaya kadar tam 70 trilyon kare çekebiliyor. Araştırmacılar geliştirdikleri yeni teknolojinin temel fiziğin hızlı dünyasını araştırmak ve daha hassas elektronik cihazlar geliştirmek amacıyla kullanılacağını belirtiyor. Piyasadaki çoğu telefon kamerası saniyede 1000 karenin altında ağır çekim görüntü kaydedebiliyor. Profesyonel kameralarsa genellikle birkaç bin kare çekim yapabiliyor. Ancak araştırmacılar geliştirdikleri yeni bir teknolojiyle saniyede 70 trilyon kareye kadar çekebilen dünyanın en hızlı kamera sistemini oluşturmayı başardı. Caltech'te geliştirilen teknolojiye sıkıştırılmış ultra hızlı spektral fotoğrafçılık adı verildi. İnanılmaz kare hızlarına ulaşabilen sistem sıradan bir kamera gibi çalışmıyor. Bu teknoloji her biri sadece bir femtosaniye süren son derece kısa lazer ışığı darbeleri kullanıyor. Bu süre saniyenin katrilyonunda biri uzunluğunda ve hareket halindeki ışık dalgalarını dahi yakalayabiliyor.
Geliştirilen optik sistem lazer darbelerini daha kısa flaşlara ayırıyor. Bu darbelerin her biri daha sonra kameradaki özel bir sensöre çarparak bir görüntü üretiyor ve bu işlem saniyede 70 trilyon kez tekrarlanıyor. Sistem, çalışmanın başyazarı Leon Kwang tarafından geliştirilen daha eski bir teknolojiye dayanıyor. Sıkıştırılmış ultra hızlı fotoğrafçılık olarak bilinen ilk sistem, 2014 yılında saniyede 100 milyar kareyle en yüksek hıza ulaşmıştı. Wang ve ekibi 2018 yılında aynı teknolojinin TICAP adı verilen gelişmiş bir versiyonunu kullanarak saniyede 10 trilyon kare yakalamayı başarmıştı. Şimdi söz konusu teknolojiyi 7 kat daha hızlı hale getiren bilim insanları, bu teknolojinin temel fiziğin ultra hızlı dünyasını araştırmak ve daha küçük, daha hassas elektronik cihazlar geliştirmek amacıyla kullanılabileceğini belirtiyor. Japonya merkezli teknoloji devi Sony, tek elle kullanıma uygun kompakt telefonu Xperia Ace 2'yi duyurdu. Model, mütevazı özelliklere sahip olsa da tek elle kullanıma uygun kompakt tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Xperia Ace 2, tüm Sony telefonlar gibi sınırlı sayıda ülkede satışa sunulacak. İşte Sony'nin yeni telefonu ve öne çıkan özellikleri. Sony, yeni giriş seviye kompakt akıllı telefonu Xperia X2'yi tanıttı. Japon teknoloji devi, geliştirdiği akıllı telefonları yalnızca sayılı pazarlarda satışa sunarak, küresel akıllı telefon pazarından resmi olarak olmasa da, fiili olarak uzak duruyor. Ancak bu yeni telefon, mütevazı özelliklerine rağmen kompakt yapısıyla tüketicilerin dikkatini çekecek gibi görünüyor. Damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Sony Xperia Ace 2, ekranın alt kısmında bulunan kalın çerçeveleri ve ekran gövde oranıyla günümüz trendlerini pek yakalayamıyor. Ancak 5,5 inçlik ekranıyla tek elle kullanımı mümkün kılıyor. Bu kompakt ekran HD Plus çözünürlük sunuyor. Gücünü MediaTek'in Helio P35 işlemcisinden alan Xperia Ace 2, bu işlemciyi 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla destekliyor. Müzik 4500 mAh büyüklüğündeki bataryasıyla bir günü rahatlıkla tamamlayabilen akıllı telefon, yan çerçeveye monte edilmiş fiziksel parmak izi tarayıcıya ek olarak 3,5 mm kulaklık girişine de sahip. İkili bir arka kamera kurulumu sunan Xperia Ace 2'nin ana kamerası 13 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ana kameraya 2 megapiksellik bir derinlik sensörü eşlik ediyor. Ekranın üst kısmındaki damla çentikte ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle tüketicilerle buluşacak olan Xperia Ace 2, diğer Sony akıllı telefonlar gibi yalnızca sınırlı sayıda ülkede satışa sunulacak. Sony'nin yeni akıllı telefon için açıkladığı fiyat etiketi ise $202. $1999
1996 yılında piyasaya ilk sürüldüğü tarihten bu yana satış rekorları kıran mezar avcısı Lara Croft, oyun dünyasında karşılaştığımız ilk savaşçı kadınlardan biriydi. Hem oyuna hem de karaktere duyulan hayranlıkla oyun serisi 22 yıl boyunca devam etti. İlk tanıştığımız Lara'dan yeni nesile uyum sağlamak için tamamen baştan yaratılan Lara'ya karakterin ve oyunun geçirdiği evrimi sizler için derledik. Örgülü saçları ve kısa şortunun altına taktığı silahlarıyla oyun dünyasının belki de ilk kadın savaşçısı oldu. Lara Croft, 1996 yılında Tomb Raider'ın ilk piyasaya sürüldüğü günden beri bilgisayar dünyasında neredeyse herkesin beğenisini kazandı ve 22 yıl boyunca birçok değişikliğe uğradı. Tomb Raider, 1996 yılında ilk piyasaya sürüldüğünde görselleri ve Lara Croft karakteri o zamanın teknolojisinin çok ilerisinde olan 3 boyutlu çizim tekniğiyle yaratılmıştı. Oyun dünya çapında 2 milyondan fazla satarak büyük bir rekor kırdı. ...1996-2000 yılları arası serinin devam oyunları geldi. Lara antik yapılarda karşılaştığı düşmanları yenmeye çalışırken bir yandan da karşısına çıkan tuzaklardan kaçıp bulmacaları çözüyordu. ...1998 yılında oyunlar iyice efsaneleşmeye başladığında serinin ilk filmi çekildi. Başrolünde Angelina Jolie'nin oynadığı film dünya çapında 270 milyon dolardan fazla gelir elde etti. ...2003 yılında piyasaya sürülen Tomb Raider Angel of Darkness, Lara Croft'un maceralarını şehirde devam ettirdi. Lara'ya yeni bir görünüm kazandırmasına rağmen oyun, eleştirmenlerden kötü not aldı. Oyunun yarattığı hayal kırıklığının ardından yayıncı şirket oyunun geliştirici ekibini değiştirdi. Yeni ekip Lara'yı ilk haline geri döndürdü. 2006 yılından 2008'e kadar 3 yeni oyun piyasaya sürüldü. ...2013'te ise tamamen farklı bir Lara Croft çıktı karşımıza. Yeni oyunda Lara Croft'un gençlik yıllarında atıldığı ilk maceralar konu alındı. Oyun severler Lara'nın ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesine tanıklık etti. ...2018'e geldiğimizde Lara Croft beyaz perdeye yeniden merhaba dedi. Ama bu kez Angelina Jolie gitmiş, yerine Alicia Vikander gelmişti. Aynı yıl seriye yeni bir oyun daha eklendi. Shadow of the Tomb Raider'da Lara, Güney Amerika ormanlarında hayatta kalmaya çalışıyordu. Peki Lara Croft karakterinin macerası nasıl devam edecek? İddiaya göre seri yine Alicia Vikander'ın başrolünde olduğu bir devam filmiyle önümüzdeki yıllarda vizyonda olacak. Ayrıca yapımcı şirketin yeni nesil bir oyun üzerinde çalışmaya başladığı da gelen duyumlar arasında. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı? En yeni oyunlar, uygulamalar, güncellemeler. Şimdi kısa kısa teknoloji turu geliyor ekranlarınıza. Kripto para piyasasını tweetleriyle alt üst etmeyi başaran Elon Musk, Starbase yazılı bir paylaşım yaparak aynı isimli token'ın 400 kat değer kazanmasını sağladı. Musk paylaşımında tek bir görsele yer verdi. Görselde SpaceX'in roket fırlatma tesisinin yakınlarında ışıklı bir tabela görülüyor. Tabelanın üstünde ise Starbase yazıyor. Musk'ın paylaşımı sonrası Starbase isimli token 2 saat içinde 40 katı aşkın değerlendi. ABD merkezi Boom Supersonic, Concorde'un varisi olarak da anılan Mach 2.2 isimli uçağının dünyanın herhangi bir noktasına 4 saatte ulaşabileceğini duyurdu. Şirket uçağın 2026'da uçuşa hazır hale geleceğini belirtiyor.
Model 50 yıl önce Concorde'dan bu yana uçuşa çıkan ilk süpersonik uçak olarak tarihe geçecek. Google arama deneyimini baştan aşağı değiştirecek MAM modelini tanıttı. Burn tabanlı geliştirilen yeni MAM modeli arama sonuçlarını çok daha iyi bir hale getiriyor. MAM'la karmaşık sorular algılanabilecek, sonuçlar hem metin hem resim hem de video olarak sunulacak. Rockstar Games, GTA 5'in PlayStation 5 ve Xbox serisi için çıkış yapacağı tarih açıkladı. Oyunun yeni nesil konsollara özel sürümü 11 Kasım'da yayınlanacak. Yeni sürümde teknik ve performans iyileştirmelerinin yapılacağı ve oyunun daha iyi görüneceği belirtiliyor. Aselsan, TSK'nın öncü gözü olacak cep boyutundaki İHA'sı Sakay'a uçurdu. Yalnızca cep büyüklüğünde olan drone, uçuş testini başarıyla tamamladı. Aselsan'ın öz kaynaklarıyla finanse edilen Saka, kara, hava ve deniz görevlerinde kullanılabilecek. Şu an için yalnızca 600 gram olan mini drone, ilerleyen zamanlarda 500 gramın altına düşecek. Saka, mağara gibi sığınakların uzaktan takip edilmesi ve kara araçlarına öncülük edilmesi gibi farklı görevlerde kullanılacak. Netflix anime dizisi Resident Evil Infinite Darkness'ın çıkış tarihini yayınladığı bir videoyla duyurdu. Resident Evil serisinin en yeni halkası olacak dizi 8 Temmuz Perşembe günü yayına girecek. Japon yönetmen Eiichiro Hasumi'nin yönettiği dizide popüler karakterler Leon S. Kennedy ve Claire Redfield yer alacak. Teknoloji bülteninin sonuna geldik. Haftaya en taze, en heyecanlı teknoloji haberleriyle yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.